Realdasınız, Şuşada Beynəlxalq Media Global Forum öz işini davam etdirir. Artıq plenar iclasların birinci sesiyası yekunlaşdı və hazırda qısa fasilədir və daha sonra isə Global Media Forumu növbəti plenar iclasla öz işini davam etdirəcək. Qeyd etdiyim kimi, Global Media Forum 3 gün davam etməsi planlaşdırılır. Dündən başlayıb 22-si və təbii ki 23-ü tarixində və sesiya çərçivəsində eyni zamanda həm sərgilər, həm də təlimlər təşkil olunur. Təbii ki, forum qlobal olduğu üçün dünyanın dörd bir tərəfindən 250-dən çox beynəlxalq media nümayəndəsi burada iştirak edir. 60-a yaxın yerli media nümayəndəsi iştirak edir və təbii ki, qardaş ölkə Türkiyədən də qonaqlarımız var. Elə müsahibim də qardaş ölkə Türkiyənin Anadolu Agentliyinin qlobal media şöbəsinin məhz yönətməni Erman Yüksəl. Erman bəy, xoş gəlmisiniz Azərbaycana. Belə deyək, qardaş ölkədən qonaqlarımız da var, biz artıq təqdim etdik. Global Media Forum Şuşada təşkil olunur. İlk dəfədir təbii ki, amma axarıncı olacaq, axırıncı olmayacaq. Bax, Global Media Forumla bağlı sizin də düşüncələrinizi almaq istəyirik. Buyurun. Çox önəmli bir orqanizasiyon. Biz də Anadolu Ajansı olaraq keçən sənədə ilkində yer almışdıq. Bu sənədə buradayız. Təbii qürur duyuyoruz böyle önəmli bir orqanizasiyonun parçası olduğumuz için. Önəmli konular medyada yenilənmə, dijitalləşmə, medyadakı dönüşüm, yapay zekanın artık devreye girmesi gibi medyanın geleceğini şekillendiren konuları burada dünyanın önemli ülkelerinden gazetecilerle tartışma, görüşme imkanı buluyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu açıdan çok kıymetli bir organizasyon. Her geçen yılda daha iyi olacağına inanıyoruz, güveniyoruz bu konuda. Azerbaycan'ın da tabii dünya medyasındaki artan etkisi, önemi özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra zaten çok önemli bir yerde, sembolik bir yerde Şuşa'da düzenlenmesi de çok anlamlı bu organizasyonun. Çok kıymetli, önemli de bir katılım var, ciddi yoğun bir katılım var. Bütün gazetecilerin, gazetecinin geleceğinde yer almak isteyen isimlerinde faydalanacağı önemli bir organizasyon diye düşünüyorum. Necə düşünürsünüz? Baxın, sualım bundan ibarətdir ki, biz bu forumda, Global Media Forumda eyni zamanda müzakirə edirik ki, biz nə edə bilərik ki, dünya mediası daha yaxşı olsun, fake newslar ortadan qalxsın və yaxud da reket jurnalistlər olmasın, jurnalistikanı təhdid edən səbəblər olmasın. Sizin düşüncəniz nədir? Nə etməliyik ki, məhz qazetecilik, jurnalistika daha irəliyə geçsin? Evet, məslekdə kaliteyi artırmaq önemli. Fake news çağında yaşıyoruz. Dezenformasyonun çok yoğun ve şiddetli bir biçimde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Gazetecilerin mesleklerine sahip çıkmaları, meslek ilkelerine daha sıkı bağlanmaları, teknolojiden bahsettiğimiz işte yapay zekadan ve diğer bütün dijital teknolojilerden iyi gazetecilik anlamında faydalanmaya çalışmak, yani kötüye değil, dezenformasyon, fake news'u yaymak için değil, doğru haberi, teyit edilmiş bilgiyi yaymak için kullanmak önemli. Bunun için de iyi gazetecilikte ısrar etmek ve gazetecilik prensiplerine sıkı sıkı sarılmak lazım. Bu konuda da sesimizi daha iyi duyurabilmek için tabii bu platformlar kritik bir öneme sahip. Bir də təəssüflər olsun ki, sıralarımızda düz mən onları həmkar adlandırmaq istəmirəm. Elə jurnalistlər də, elə qazetçilər var ki, onlar məhz yalan xəbərlərin yayılması istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Elə burada, misal üçün, burada da müzakirə olundu, forumda da müzakirə olundu. Qarabağda baş verən terror aktlarının Ermənistan tərəfindən törədilən məhz bu vəhşiliyin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında bir növ erməni lobbisinin pulundan istifadə edirlər, gücündən istifadə edirlər. Və bir növ bu qazetecilikdən uzaq bir sahədir, yəni başqa tərəfə yönəliblər. Bax, bu insanlardan necə mübarizə aparmalıyıq bəs? Biz də doğru bilgi üçün və doğru haber üçün lobi yapmalıyız. Çünkü yani biz eğer gerçeklerin tarafında olduğumuza inanıyorsak, güveniyorsak, dediğiniz doğru, maalesef sosyal medyada çok güçlüler. Yalan haberi yayma konusunda da çok mahirler. Sesimizi daha yüksek çıkarmak, daha gür çıkarmak, doğruyu daha yüksek sesle haykırmak, yeni gazeteciler yetiştirmek, dijital trendlere alışkın, iyi içerik üretebilecek, güçlü içerikler üretebilecek iyi gazeteciler yetiştirmek, bu anlamda kendini yetiştirmek isteyen genç gazetecilerin de önünü açmamız lazım. Çünkü bu kuşaklar sürecek bir mücadele. Doğru haber, iyi gazetecilik sadece bugünün, önümüzdeki senenin konusu değil, kuşaklar boyunca, 10 yıllar boyunca sürecek bir kavgadan ve mücadeleden bahsediyoruz. İyi gazeteciler yetiştirmek
iyi gazetecilerin önünü açmak burada kritik önem taşıyor. Erman Bey, mən bildiyimə görə eyni zamanda Şuşa Qlobal Forumu çərçivəsində həm sərgilər təşkil olunur, həm də təlimlər təşkil olunur və Anadolu Agentliyi də sabah bir təlimdə iştirak edəcək. Daha doğrusu sizin agentlikdən gənc jurnalistlərə təlim keçəcək, onunla bağlı da məlumat verməyinizi istəyirəm. Təbii. 103 yaşında Anadolu Ajansı, Cumhuriyetin kuruluşundan bile daha eski, dünyanın her yerinde izi olan, muhabirleri olan, foto muhabirleri, video jurnalistleri olan önemli bir kurum Anadolu Ajansı. Savaş bölgelerinde, konflikt zonlarda yıllarca yer almış. Oradan dünyaya fotoğraf, görsel ve haber aktarmış abonelerine ve takipçilerine. Bu birikimimizi burada Azerbaycan'daki dost gazeteci kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. Savaş bölgesinde gazetecilik, fotoğrafçılık, video üretimi nasıl yapılır? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. En son İkinci Karabağ Savaşı'nda, sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nasıl tecrübeler edindik? Hangi görsellerimiz dünya basınında öne çıktı, kullanıldı? İyi görsel içerik üretmenin sırları nedir? Bu konudaki bilgi ve birikimimizi genç gazeteci kardeşlerimize paylaşmayı hedefliyoruz inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bir daha hoş gelmişsiniz. Qeyd edim ki bir neçə dəqiqədən sonra plenar iclaslarla sesiya öz işini davam etdirəcək. Bu saata olan informasiya bundan ibarətdir. Realda qalın.